Yarbay Alkan davasında şoke eden ifade. Erdoğan'dan TÜSİAD'a tehdit. TSK'ya operasyon durmuyor. Günün haberleri başlıyor. Bunun katili kim? Bunun sebebi kim? Düne kadar çözüm diyenler ne oldu da sonuna kadar savaş diyor? 2015 yılında Şırnak Beytüşebap'ta girdiği çatışmada şehit düşen Jandarma Yüzbaşı Ali Alkan'ın ağabeyi Yarbay Mehmet Alkan hakkında Gülen cemaatiyle ilgili olduğu iddiasıyla açılan davanın duruşmasında çok çarpıcı bilgiler ortaya çıktı. Alkan'ın ihracına ilişkin kararın alındığı komisyon toplantısına katılan isimlerden biri olan Güven Şaban, burada herhangi bir oylama yapılmadığını ve kararı bizzat dönemin jandarma komutanı olan şu anki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in verdiğini söyledi. Şaban, toplantıya Yaşar Güler ve dönemin jandarma genel komutan yardımcısı Ata Kalkan beraber geldi. Kalkan, bakanlık ihraç edilmesini istiyor dedi. Hukuka uygun olmayacağını hatırlattık. Komutan araya girip başka bilgiler de var gibi bir şeyler söyledikten sonra konuyu kapatıyoruz, ihraç ediyoruz dediği sözlerini kullandı. Duruşmada olaylar da çıktı. Aleyhinde ifade veren gizli tanık Kod Abdullah duruşmaya yine mazeret bildirerek katılmayınca Mehmet Alkan mahkeme başkanına 3 ay geçmiş getirtememişsiniz. Siz Yargıtay üyesi olacaksınız diye mahkeme salonunu oyuna çevirdiniz. İnsanlara zulmediyorsunuz diye bağırdı. Tepkisi üzerine Alkan'ı duruşma salonundan çıkarttıran mahkeme başkanıyla tartışan izleyiciler de burada şehit yakınını yargılıyorsunuz sözleriyle tepki gösterdi. Salon boşaltılırken bir sonraki celsenin 13 Haziran'da yapılacağı duyuruldu. Düne kadar çözüm diyenler ne oldu da sonra kadar savaş diyor? Kendileri getirdiler mi? Türkiye'yi dışarıdan vuranlar vurmaya çalışıyor. Ama içeriden vuranlara bunun hesabını sormasını da bilir. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomide gelinen kötü durumu ve Cumhurbaşkanlığı sistemini eleştiren TÜSİAD'ı hedef aldı. Erdoğan, yeri gelir teşhir eder, günü gelir hesabını sorarım sözlerini kullandı. Şimdi, dün TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan'ın bunu bu şekilde açıklamak istemezdi. Buram buram demokrasi hazımsızlığı kokan, üstüne bir de Türkiye'yi karalamak için istatistik cinliğine başvuran konuşmasını üzüntüyle dinledim. Ben sizin 17 yıl önceki durumunuzu da biliyorum, bugünkü durumunuzu da biliyorum. Yeri gelirse bunları da teşhir ederim. Ama şunu bilin ki Türkiye'yi dışarıdan vuranlar vurmaya çalışıyor. Ama içeriden vuranlara bunun hesabını sormasını da bilir. TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi toplantısında konuşan Tuncay Özilhan, rezervler eriyor, halkın alım gücü azalıyor. Enflasyonda 121. sıradayız. Yargının bağımsızlığı 111. Yargıda hak aramada 109. Basın özgürlüğünde 129. sıradayız. Bu nedenle ekonominin düzelmesi için hukuk ve adalet sisteminin düzelmesi gerekiyor diye konuşmuş ve Cumhurbaşkanlığı sisteminin kurumsal yapısı oturtulamadı. İstanbul seçimlerinin iptaliyle siyasal gerilimin devam edeceği belli ifadelerini kullanmıştı. İktidar, muhalefet, Yüksek Seçim Kurulu olmak üzere devlet kurumları bu seçimlerde büyük bir sınavla karşı karşıya kaldı. Bu sınavda kimin ne not aldığını ileride tarih yazacağız. TSK'ya hedef alan operasyonlar durmuyor. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Bursa merkezli 25 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Aralarında çok sayıda rütbeli askerin de olduğu 97 kişinin evine özel harekat timleriyle yapılan baskınlarda 97 kişi daha ankesörlü telefonla arama yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı. Kralın
Muhteşem bir pas. Kral gidiyor. Kral gole gidiyor. Kral düzeltiyor. İkinciyi düzeltiyor. Üçüncü de çakıyor. Çivi gibi çakıyor. Kral çakıyor. Galatasaray 2-1. Türk futbol tarihinin en önemli başarılarından olan UEFA Kupası'nın kazanılmasının üstünden tam 19 yıl geçti. Ceza sahasına Hakan bir gol! İşte bu! Hakan Şükür! Hakan Şükür! Hakan Şükür! Hakan Şükür! İşte bu! Muhteşemsin Hakan! Harikasın Hakan! İşte Hakan Şükür! Hakan'ın golü! Süper bir kafa bu! Harika bir kafa bu! Hepimizi ayağa kaldıran bir kafa bu! Galatasaray yıl dönümü sebebiyle hazırladığı klipte kupanın mimarı Hakan Şükür'ü sansürledi ve klipte tek bir karesi dahi kullanılmadı. Videoda kendisine yer verilmemesiyle ilgili açıklama yapan Hakan Şükür, bir Twitter hesabına verdiği cevapta, "Galatasaray resmi hesaplarına göre ben ya evdeydim ya da dünyaya gelmemiştim" ifadesini kullandı. Galatasaray ve milli takımın efsane futbolcusu Twitter hesabındaki fotoğrafını da kaldırarak aynı mesajı bir dizi filmden yaptığı alıntı ile de verdi. Ara tara tırım tırıs yok değil mi? Nerede oturuyorsun lan sen? İsmin ne senin? Beni bulamazsın gülüm. Ben aslında yağım. Ne diyorsun sen ya? Ben aslında yaşamıyorum. Ekonomik kriz en çok konut sektörünü etkiledi. TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde konut satışları 2019 Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %18,2 oranında azalarak 78.450 oldu. İlk defa satılan konut sayısı da bir önceki yılın aynı ayına göre %25,3 azaldı. Konut satışlarında İstanbul 14.462 konut satışı ve %18,4 ile en yüksek paya sahip olurken, yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %82,1 artarak 3.720'ye ulaştı.